Evet, bugüne günün ilk paneliyle başlayacağız. VTech paneli gerçekleşecek. Her zaman yanımızda olan VTech'e ve değerli başkanı Zehra Öne'ye başta teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Çünkü Pazarlama Türkiye Zirvesi'nin ilk dönemlerinden bu yana her zaman yanımızdalar, destekleriyle kendilerine teşekkür ediyoruz. VTech sadece Pazarlama Türkiye için değil, ülkenin yaşadığı aslında deprem felaketinde de yine taşın altına elini koydu ve yine çalışmalarda bulundu. Peki neler yaptı? Bize bugün neler anlatacaklar? Bir oturum gerçekleştireceğiz bu panelde. Moderatörümüz OBSS İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sühendam Işık, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Değerli. Konuklarımızsa Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zehra Öney, Piyale Paşa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Öztürk ve MasterCard Vice President Customer Marketing International Markets Sayın Ceren Türkben Kaya bizlerle birlikteler. Ben hemen sözü değerli moderatörümüz Sühendam Işık'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, dayanışma ve güçlü markalar başlığı altında gerçekleşen Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde benim de denetim kurulu ve kurucu üyesi olduğum Teknolojide Kadın Derneği'nin oturumuna hoş geldiniz. Öncelikle Pazarlama Türkiye Zirvesi'nin organizatörlerine bu panelde bizleri ağırladıkları ve böyle güzel bir organizasyonda özellikle iyiliği, yardımı, STK'ların ve markaların bu konudaki çalışmalarını ve bakış açılarını anlatmamıza fırsat verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Teknolojide Kadın Derneği olarak 2019 yılından bu yana bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmek, teknoloji sektöründe sayıca ve motivasyon olarak az olan kadın uzman sayısını artırarak kadınları teknolojide istihdama ve üretime kazandırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 75 kurucu üye ile kurulan derneğimiz bugün Türkiye'nin önde gelen şirketlerindeki C-level yöneticilerinin temsil ettiği 160'tan fazla kurumsal üyeden oluşuyor ve derneğimiz eğitim, sürdürülebilirlik ve ölçümleme alan, araştırma ve ölçümleme alanlarında proje geliştirmeye devam ediyor. Bundan sonraki amacımız özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceklerini aydınlatmak, onlara ışık vermek ve halihazırda yaptığımız çalışmaları deprem bölgesinde daha da güçlendirmek. Öncelikle tekrardan kendimi tanıtmak isterim. Ben Sühendan Işık, OBSS Teknoloji Şirketi'nde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yapıyorum. Moderatörlüğünü yapacağım bu oturumda da hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat deprem felaketini tartışıyor ve güçlü markaların dayanışma içerisinde yürüttüğü faaliyetleri dinliyor olacağız. OBSS Teknoloji olarak biz de depremin ilk günlerinden itibaren özel bir kriz masası oluşturarak tüm alınacak olan aksiyonları belirledik ve bu yönde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Teknoloji sektörünün özellikle son dönemde uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte bizim de yüzden fazla arkadaşımız ve aileleri o bölgede bulunuyordu. Bu sebeple de kendi içimizde bir sosyal paylaşım platformu olan OBSS Social üstünden anlık ve aktif bilgilendirmeler, destek çağrıları, ihtiyaç listeleri ve benzeri paylaşımlar gerçekleştirerek yönlendirmeler yapmaya çalıştık. İçerideki ekibimizdeki arkadaşlarımızdan bazıları da direkt olarak arama kurtarma çalışmalarında destekte bulundular. Deprem bölgesine maddi desteğin yanında özellikle Teknolojide Kadın Derneği'nin o bölgedeki çalışmalarında yer almayı tercih ettik. Ve bu sene ilk defa olarak o bölgedeki gençlerimizi teknoloji sektörüne kazandırmak için özel bir staj programı organize ettik. Bundan sonraki süreçte de yine Teknoloji Kadın Derneği'nin deprem bölgesine yönelik yaptığı her türlü projede desteğimizle beraber ilerliyor olacağız. Sorularıma geçmeden önce sizlere konuşmacılarımızı öncelikle biraz daha tanıtmak isterim. Sayın Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı. Zehra Öney, profesyonel ve girişimci kariyeri boyunca dijital ve mobil pazarlama, reklam, proje ve strateji alanlarında üst düzey yönetici ve girişimci olarak çalıştı. 2012 yılında Blipper'ı Türkiye'ye getirerek artırılmış gerçekliği Türkiye'ye tanıttı. 2011 yılında kurduğu 360 Plus Media Interactive Technologies ile dönüştürülen teknolojiler kullanarak marka ve kamu odağında pek çok proje gerçekleştirdi.
Teknoloji sektöründe uzman insan kaynağı yetiştirmek ve kadın sayısını artırmak için Ocak 2019'da Teknolojide Kadın Derneği WTEK'i kurdu. Sayın Ceren Türkben Kaya, Mastercard tüketici odaklı pazarlamadan sorumlu Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı. Sayın Halil Öztürk ise Piyalepaşa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı. Öncelikle OBSS Teknoloji olarak gururla yer aldığımız Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Zehra Öne'ye dönmek istiyorum. Teknolojide Kadın Derneği'nin bu zamana kadar yürüttüğü afetle mücadele çalışmalarından biraz bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ederim Süheyden Hanım. Öncelikle çok güzel bir giriş yaptınız. OBSS de bizim bu konuda en duyarlı üyelerimizden bir tanesi. Afet bölgesinde çok el ele tutuşmuştuk üyelerimizle. Siz de her zaman biz ne zaman arasak, ne zaman bir ihtiyaç olsa hep olumlu, hep hızlı dönerek bizi güçlendirdiniz. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Burada çok önemli bir başlangıç yaptık aslında. Pazarlama zirvesinin başladığı zamandan itibaren pazarlama zirvesinin duyarlılığı ile organizasyonun sahibi olan sevgili Ender Satıcı ve bu harika sunumuyla değer katan Sevinç Şatıroğlu, her ikisi de çok değerli bir bakış açısıyla Teknolojide Kadın Derneği'ni daima bu etkinlik içinde panellerde ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu yılki konu bence diğer yıllara göre çok daha özel, çok daha duyarlı. Evet, çok güçlü markalar. Şubat 6 Şubat'ta karşılaştığımız deprem felaketinde, o korkunç afette muazzam bir çalışma gösterdiler. Bu çalışmaya çok güçlü bir dayanışma da eklendi. Sadece markalarımız kendileri çalışarak hareket etmediler. Aynı zamanda STK'ları da destekleyerek, bireysel burada çalışmak isteyen kurumları ya da kişileri de destekleyerek müthiş bir dayanışma örneği de gösterdiler. Biz Teknolojide Kadın Derneği olarak afetin ilk duyulduğu zaman 6 Şubat'ta herkes gibi muazzam bir hüzün, muazzam bir acı, muazzam bir panik içerisinde ne yapabileceğimizle ilgili takipte olduk. Özellikle ilk akut zamanda hareket etsek acaba burada faydalı olabilir miyiz? Acaba o akut zamanda orada olmak doğru mu diye ciddi bir strateji çalışması içine de girdik. Teknolojide Kadın Derneği'nin 161 kurum üyesi var ve bu kurumlarımız B2B'de çok aslında güçlü ve bireysel de çok inanılmaz hızlı harekete geçen kurumlar. Hemen baktık, üyelerimiz ne yapıyor? Üyelerimiz nasıl harekete geçiyor? Evet, onlar çok güçlü harekete geçtiler ve akut zaman için ilk desteği verebilecek, ilk yardımı yapabilecek şekilde Teknolojide Kadın Derneği'ni de temsil ederek bir hareket başlattılar. Biz bu hareketi izlerken bir taraftan da biz sonraki adımda ne yapmalıyız, nasıl bir stratejide ilerlemeliyiz diye bir küçük kriz masası kurduk. Bu kriz masası da hızlı harekete geçti. Burada depremin 10. gününden sonra çok ciddi ihtiyaçların var olabileceğini, özellikle barınma, özellikle ısınma, yiyecek, tabii ki çeşitli hijyen ihtiyaçları ve her şeyden önce moral, motivasyon ihtiyacını karşılayabilmek adına dernek olarak harekete geçtik. Burada yurt içinden, yurt dışından üyelerimizden sağladığımız ciddi fon kaynaklarıyla beraber bir de aynı zamanda harekete geçme imkanını bize verebilecek olan kamu yararına bir dernek işbirliğini de kurarak Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte afet bölgelerine bu desteği verebilecek bütün aslında uçtan uca ihtiyaçları sağladığımız bir strateji süreci yaptık. Burada en önemli ihtiyaç barınma, yani o dönem çadırdı, sonra konteyner oldu. Ve bunun içerisindeki yaşam ihtiyaçları, yaşamsal ihtiyaçlar, ısınma, giyim, işte yatak, yorgan, hijyen paketleri, aynı zamanda tabii ki yiyecek ihtiyaçları, yiyecek kolileri, tabii tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanabileceği aparatlar ve aynı zamanda da özellikle çocuklarımıza
gençlerimize eğitimle ilgili materyaller gibi bir aslında uçtan uca bir paket hazırladık. Şimdi burada şuna önem verdik. Bir takım gönüllülerimiz vardı. Örneğin Halil Bey birazdan anlatacak kendi deneyimini. Bizim ilk günden itibaren gönüllümüz oldu. Yine üyelerimizden düş yeri İbrahim Coşkuner ilk günden itibaren gönüllümüz oldu. Hem aynı hem maddi destekleriyle hem de aynı zamanda bizimle birlikte deprem bölgesine gelip orada sıcak bir şekilde var oldular. Ben buradan da kendilerine özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Ne yaptık? Çok hızlı bir şekilde bu ihtiyaçları temin ettik. 2-3 gün, 4 gün gibi bir sürede. Önce 150 çadır, 150 çadırın içine koyduğumuz bütün bu saydığımız malzemelerle başladık. İlk partide, ilk tırımızda bunu götürdük. Sonra arka arkaya yaptığımız gidişlerde yaklaşık 7 tır malzemesini, toplamda 550 çadır ve 550 çadır içinde her bir çadırda 4 kişilik bir ailenin yaşadığını varsayarak hazırladığımız yaşam paketlerini Hatay, Antakya, İskenderun bölgesine taşıdık. STK olarak bir bölgeye odaklandık. Çünkü diğer STK'ların da diğer bölgelerde olduğunu görerek, düşünerek kendi gücümüzü odaklı bir şekilde bir bölgeye kanalize ettik. Bu bölgeye sürdürülebilir, kendimizin de bizzat gittiği ve 14 kişilik bir ekiple 8-9 gün civarı her bir gidişte orada kaldığımız, özellikle Defne, Samandağ ve Harbiye, Arsuz gibi bölgelerde insanlara birebir dokunarak, o insanlara götürdüğümüz tüm malzemeyi birebir kurarak, onlarla sadece bir yardım yapan gibi değil de dostları, arkadaşları, onları anlayan, onlarla sohbet eden, çocuklarla ayrı, gençlerle ayrı beraber olan bir destek fonksiyonu olarak gittik. Onların afetzede bizim de destekçi olduğumuzu onlara tamamen hissettirerek yanlarında olduk. Birbirimizi tanıdık, küçük isimlerimizle hitap ettik. İhtiyaçları için çok güçlü bir CRM çalışması yaptık ve bu CRM çalışmasında da onların bize hemen ulaşmalarını sağladık. Her şeyden önce iyi bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistemde onları rencide etmeden, onların gönlüne girerek, kalbine girerek yardımlarımızı götürdük. 4 kez 8-9 gün kalarak bu bölgede yer aldık. En son 23 Nisan'da 2000 çocuğumuza çok önemli bir etkinlik yaptık. 3 bölgede, Maraş'ta ve Hatay'da da 2 bölgede, Yeşilpınar ve Mahşukiye'de 2000 çocuğumuzu 23 Nisan etkinliğiyle buluşturduk. Şöyle şeyler duyduk. İlk defa sosyalleşti çocuklarımız. İlk defa mutlu oldular, dışarıya çıktılar dendi. Tüm üyelerimizin desteğini aldık. Buradan ben bir kez daha onlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bir durayım. İkinci bölümde de bu konuda yaptığımız işin etkisini anlatmak istiyorum ve sürdürülebilirliğinden, bundan sonra ne yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki bir sonraki sorumu Mastercard tüketici odaklı pazarlamadan sorumlu Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Başkan Yardımcısı Sayın Ceren Türkmenkaya'ya sormak istiyorum. Ceren Hanım, siz Mastercard olarak bugüne kadar depremle ilgili nasıl çalışmalar yürüttünüz? Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz öncelikle Mastercard olarak bölgede neler yaptığımızdan bahsetmeden biraz size Mastercard'dan bahsedeyim. Bu aslında bence anlamlı bir giriş olacak. Mastercard ödeme alan yani ödeme sistemleri teknolojisi üzerine faaliyet gösteren global bir teknoloji şirketi. Ve misyonumuz kolay, akıllı, erişilebilir bir ödeme network'ü sağlayıp herkese fayda sağlayan. Burası çok önemli. O yüzden özellikle altını çizmek istiyorum. Kapsayıcı ve dijital bir ekonomi oluşturmak. 210'dan fazla ülkede de faaliyet gösteriyoruz. Ve gerçekten misyonumuz herkes için paha biçilemez fırsatlar yaratmak. Ama en önemlisi iyilik yaparak büyümeye inanıyoruz. Bugün geldiğimiz koşullarda, dünyada biliyoruz ki sadece şirketlerin kendisi için büyümesi
gerçekçi değil, yeterli değil ve doğru değil. Gerçekten bütün komünite için, bütün çevre için ve dünyadaki bütün paydaşlar için sürdürülebilir bir büyüme olması gerekiyor. Yaşadığımız dünya ve insanlar için yapacak da çok şey var. Mastercard olarak da biz de üzerimize düşen görevin son derece farkındayız. Maalesef Türkiye'de de hem duygusal hem fiziksel anlamda çok çok ama çok yıpratıcı, yıkıcı bir deprem felaketi yaşadık. Ve biz de elbette ivedilikle bir çözüm oluşturmak için harekete geçmek istedik. Bunu da iki unsurla, ekosistemimizdeki iki unsuru mobilize ederek yaptık aslında. Birinci olarak şirketimiz ve çalışanlarımız, ama ikinci olarak network'ümüz ve iş ortaklarımız. Bu iki unsur da ayrı ayrı çok önemli. Öncelikle Mastercard olarak tabii ki depremden zarar görmüş, evini kaybetmiş, iş yerini kaybetmiş, arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza direkt fayda sağlayacak maddi yardımları harekete geçirdik. Sahada ihtiyacı birebir takip eden ihtiyaç haritası ve World Food Program üzerinden maddi yardımlarımızın ilkini gerçekleştirdik. Ayrıca bu maddi desteğe ek olarak şirket çalışanları olarak da ciddi anlamda bir yardım topladık. Onu da gene mobilize ettik. Ve bunlar hızla deprem bölgesine kanalize oldu. Hem de ilk 15 gün içerisinde ciddi bir hızda, aslında Mastercard gibi global bir şirketten bahsedince. Bunun yanı sıra da gönüllülük esasına dayanarak da hem İstanbul'da hem sahada çalışmalar yaptık. Bu da çok önemli, çünkü bizlerin Mastercard'da istediğimiz konuda gönüllü olabileceğimiz zamanlarımız var. Bunu da çok önemsiyorum. Bu aslında toplumsal bilinçler geliştirmek için de çok önemli. Dolayısıyla bunu da elbette aktif olarak kullandık. Fakat çok önemli başka bir şey daha var bence. Network'ümüz. Şimdi burada biraz Zehra Hanım'a da atıfta bulunacağım. Onlar gibi birçok paydaşımızla birlikte sahada çalışmak bizim için çok önemli. Ama isterseniz biraz daha dünya üzerindeki network'ümüzü nasıl harekete geçirdik onu anlatayım. Şimdi biz Türkiye'de ve dünyada birçok iş yeri, banka, hükümetle beraber çalışıyoruz. Ve onlardan da yine Türkiye'deki felaket için maddi yardımlar toplamaya aracı olduk. Yani örnek vermek gerekirse İngiltere'den İspanya'ya aslında tüketicilerin ve iş yerlerinin yardımlarına aracılık ettik. Yine kendi teknolojilerimiz sayesinde ve ya oluşturduğumuz API'ler sayesinde. Bunun yanı sıra tek paydaşımız elbette çalıştığımız iş arkadaşlarımız ya da iş yerleri değil. Teknolojide Kadın Derneği mesela. Onlarla olan çalışmamızı çok çok önemliyoruz. Çünkü önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlar, hani biraz şimdi belki ben de bir kadın olduğum için subjektif bir yorum gibi gelecek ama aslında çok doğru. Kadınların girdiği her şey zenginleşiyor. Daha gelişiyor ve farklı bakış açıları geliyor. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi teknoloji. Teknolojide Kadın. Dolayısıyla Teknolojide Kadın Derneği çok çok önemli bir misyona sahip. Ve sadece misyon açısından değil, sahada yaptıklarıyla da gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Zehra Hanım anlatacaktır. Aslında çadır kurmaktan yemek pişirmeye Teknolojide Kadın Derneği aktif olarak sahada ciddi anlamda fark yarattı. Biz de onlara destek vermeye Mastercard olarak her zaman varız. Her zaman elimizden geleni yapacağız. Ama işin en önemli kısmı sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik diye konuştuğumuzda da gene teknolojide yapılacak gelişmeler, kadının teknolojideki yeri, aslında bu tip deprem felaketlerinin bir daha yaşanmaması için, yaşandığında doğru şekilde hızla yardım sağlanıp aksiyon alınması için çok önemli. Dolayısıyla aslında böyle baktığınızda hem şirket olarak, maddi olarak ürünlerimizle depremden zarar gören maalesef vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın yanında olduk. Hem de network'ümüzü harekete geçirerek. Dolayısıyla yapacaklarımız zaten burada bitmiyor. Daha çok şey yapacağız. Şimdi sohbetimizin ilerleyen kısımlarında da konuşuruz ama elbette bu dünyada hep beraberiz. Herkes için her şartın eşit olduğu, herkesin aynı erişime, aynı olanaklara
yani sahip olduğu bir dünya için Mastercard olarak çalışmaya devam edeceğiz. Zaten iyilik yaparak büyümeye inanıyoruz. Keşke böyle felaketlerden bahsetmesek, çok daha güzel konulardan bahsetsek. Ama bunlar da yaşantının bir gerçeği. Dolayısıyla biz de bütün desteğimizle her zaman herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi de Piyale Paşa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Halil Öztürk'e dönmek istiyorum. Halil Bey, bir AFAD gönüllüsü olarak depremin en başından beri deprem bölgesinde bulundunuz. Bize biraz kendi deneyimlerinizden, Piyale Paşa Otomotiv olarak ve dernekle bugüne kadarki yürüttüğünüz çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Sesiniz gelmiyor şu anda Halil Bey. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle pazarlama zirvesinde dayanışma konusu olduğu için ve VTEC'e ve pazarlama zirvesine teşekkür ediyorum davet ettikleri için. Biz Piyale Paşa Otomotiv olarak aslında yarışçı ve motor sporcu olan, milli sporcu olan kurucularla başladık. Ve otomobil bizim çok sevdiğimiz ve zevk aldığımız bir konuydu. Piyale Paşa Otomotiv dışında neler yaptık? 2020 yılında ben öncelikle AFAD gönüllüsü oldum. Ve 6 Şubat sabahı depremi öğrendiğimde şöyle düşündüm. Dedim ki ben televizyondan izlemeyeceğim, yerinde olmalıyım. Zaten eğitimimi aldım. Dolayısıyla hemen bizim grup olarak 20 kişilik bir grubumuz var. Kaymakamlık aracılığıyla deprem bölgesine ulaşmak için girişimde bulunduk. Çok ayrıntıları anlatmayayım. Neden Hatay dedik? Hatay özellikle bizim unutulabilen bir yer olabileceğini düşündük veya uzak bir nokta diye düşünerek karar verdik. Sonra şeyde İstanbul Havalimanı'nda toplanarak ilk önce Antep, daha sonra Hatay'a ulaştık. Şimdi Hatay'a ilk ulaştığım tabii 5 Şubat, 6 Şubat, sonra 7 Şubat oldu. Yaklaşık 36 saat sonra ulaştık. Oradaki görüntüyü çok fazla anlatmak istemiyorum ama hemen sahaya döneyim. Burada tabii konuşmacılarda başarılı kadınlarımız var. Sahada gördüğüm ve dikkat ettiğim en önemli şey kadınlarımızın fazla olması. Yani gönüllerde de, diğer çalışanlarda da. Ve biz Antakya'ya vardığımızda, işte yaklaşık saat 20 civarıydı ve çok soğuktu biliyorsunuz o gün. Hemen Antakya Rönesans Rezidans enkazında çalışmaya başladık. Orada eski bir benzin istasyonu, eski dediğimiz tabii bir gün önce boşaltılmış. Şehirde hemen hemen yıkılmayan hiçbir şey yok. Ama beni mutlu eden Macar ekibi gelmiş ve Akut ekibi çalışmaya başlamış. Dolayısıyla biz hemen öncelikle enkaza destek olmak için çalışmaya başladık. Arama kurtarma yaptık. Daha sonra hızlı bir şekilde yardımlar gelmeye başladı. Burada ikinci 5 dakikada VTEC'le birlikte yaptığımız şeyleri de anlatacağım ama koordinasyon gerçekten çok önemli. Ve biz yardımsever ve iyilik peşinde koşan bir milletiz ama koordinasyonla birlikte bunun ne kadar doğru yönlenebileceğini, daha çok kişiye ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşabileceğini gördüm orada. İkinci günde biraz sakinleşmişti. Artık arama kurtarma devam ediyordu. Tabii yeterli değildi maalesef. Yani çok fazla ihtiyaç vardı ama yeterli değildi. Başta söylediğim gibi en önemlisi gönüllüler, yani benim gibi gönüllüler sahadaydı. Ve her yere koşmaya çalışıyordu. Özellikle yaşadığım şeylerde gün içinde çalışıyoruz. Gece 3-4 saat polis özel harekatın yaktığı sobada ısınıyoruz. Daha sonra tekrar çalışmaya başlıyoruz. Şimdi yemek, işte banyo gibi ihtiyaçlar tabii çok önemli değil. İnsan o durumda onları hiç hissetmiyor, anlamıyor. Devamlı çalışmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bizim ilk günlerden itibaren en önemli şey arama kurtarmaydı. Orada şunu hissettim. Piknik tüp mesela, piknik tüp bilinir ama piknik tüp kadar önemli bir şeyin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada anladım. Yani
Böyle küçük küçük notlar aldım. Mesela piknik tüp hem ısınmak için hem de bir şey ısıtmak için. Yani bir çay, bir bardak sıcak çayı arayacağımı hiç düşünmemiştim. Orada sizi keseceğim ama sınırlı bir vaktimiz var. Bir taraftan devam etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi benim anlattığım her olay yani belki 5-6 dakika 10 dakika sürecek. O yüzden sonuca geleyim hemen. Şimdi dönüşe geleyim o zaman. Yani yaklaşık 3 gün orada arama kurtarma, yardım dağıtma ve özellikle aslında uzman olmadığımız halde psikolojik destek de sağladık. Çünkü oradaki en büyük ihtiyaç konuşmak. Depremzedeler konuşmak istiyor. Hatta bana sormuşlardı döndüğümde ne yapabiliriz? Yani yardım destek dışında yapabileceğiniz şey, eğer gidebiliyorsanız oradaki insanlarla konuşun. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani konuşun. O insanlar konuştukça, dertlerini anlattıkça mutlu oluyorlar zaten. Son olarak da özellikle dönüşte neler yaptık? Bir tane otomobil, depremde kullanabileceğimiz, içinde jeneratörü ve diğer aletlerin olduğu bir otomobil yapalım diye konuştuk ortaklarımızla. Onlar da hemen yapalım dediler. Onun dışında özellikle apartmanlar, iş yerleri ve siteler için 3 kişilik, 5 kişilik arama kurtarma ekiplerinin kurulması ve özellikle iş yerlerinde, sitelerde, STK'larda bu konuya önem verilmesi, arama kurtarma ekiplerinin kurulması ve özellikle afetlerde en önemli şey tabii arama kurtarma. Yani bu konuda ülke olarak da büyük eksikliğimiz var ama inşallah bu konuda çalışmalar sürüyor. İyi şeyler yapacağız. Çok teşekkür ederiz paylaştıklarınız için. Ben tekrardan Zehra Başkanım'a dönmek istiyorum. Bizler Teknolojide Kadın Derneği'nin deprem bölgesine yönelik olan hedeflerini ve projelerini biliyoruz ama burada biraz daha detaylı olarak paylaşabilir misiniz? Çok teşekkür ederim Süleyman Hanım. Şimdi sürdürülebilirlik deprem bölgesinin şu anki konusu aslında sürdürülebilir destekler, yardımlar, her şeyin devam etmesi gerekiyor. Markalarımızın dayanışma kültürünü geliştirip orada 11 ilimiz çok ciddi zarar gördü depremden. Biz evet 23 Nisan'a kadar, 23 Nisan'ı da bitirerek akut yardımlar üzerine odaklandık ve burada markalarımız olarak hem markalarımız biraz önce sevgili Ceren Hanım'ın bahsettiği gibi farklı farklı STK'larla yaptıkları international yani dünya çapında yaptıkları ciddi işlerin yanında bizlerle de işbirliği yapıp bu yardım tarafını çok güçlü bir şekilde yaptılar. Şimdi bundan sonra bizim derneğin de kurunda olan eğitim, sürdürülebilirlik ve ölçümleme tarafında da biz artık deprem bölgelerine daha odaklı desteğe devam etmeyi planlıyoruz. Nedir bu odak? Öncelikle eğitim. Çünkü orada maalesef evini kaybetmiş, işini kaybetmiş, geliri azalmış, bölgesinde kalıp ama gelecekte ne yapacağını bilemeyen ve bölgenin yapılanması sırasında özellikle eğitim tarafında eksik kalmış çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız var. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak sürdürülebilir destekte öncelikle eğitimi önceliklendirip özellikle dedim ya bir bölgeye odaklandık. Çünkü bir bölgenin fiziksel destek alması ve diğer bölgelere de online olarak destek verebiliyor olmak bile aslında etkisi yüksek bir çalışmayı beraberinde getirecek. Hatay'da İskenderun yolu üzerinde bir yetenek akademisi kurmak üzerine yola çıktık dernek olarak. Burada özellikle fiziksel oluşumu Hatay'da tutup 11 ilimizi de online olarak içine aldığımız bu bölgelerde bulunan yeteneği olan çocuklarımızı, gençlerimizi ve özellikle de artık daha rahat çalışması, daha güçlü çalışması gereken hem ailesine sorumluluğu hem çocuklarına sorumluluğu hem hayata ve topluma ve ülkemize sorumluluğunu en güçlü yapabilecek dönemde olan kadınlarımızı destekleyecek, onları güçlendirecek bir akademi çalışmasına başladık. Burada sadece teknoloji eğitimleri değil, aynı zamanda yetenekleri hangi alandaysa, spor, sanat veya işte girişim veya farklı alanlardaysa bu yetenekleri tespit ederek, bu yetenekleri teknolojik uzmanlıklarla güçlendirip
onlara 2 yıl boyunca bu yeteneklerini en üst seviyeye çıkarabilecek eğitimleri, destekleri, global bir network'ü sağlayıp onları güçlendireceğiz. Biz diyoruz ki artık depremin akut zamanı geçtiyse oradaki insanlarımız üreterek, çalışarak motive olurlar. Bu motivasyonla topraklarına, tarıma, özellikle teknoloji bilerek daha çok sarılırlar ve çalışma hayatlarını devam ettirirler. Sanayisi güçlü olan illerimiz var, tarımı güçlü olan illerimiz var. Farklı alanlarda, ihracatta güçlü illerimiz var. Biz de buradaki insanlarımızı eğitimle destekleyelim, yeteneklerini ön plana çıkartalım ve güçlendirelim diye çalışmalarımıza devam edeceğiz. Benim burada en önem verdiğim şey kurumların bu değer tekliflerinde bu dayanışma kültürünü geliştirip kendi iç çalışanlarına bu kültürü aşılayarak kendi içlerinde birebir çok büyük bir güç oluşturmaları. Sadece STK'lar değil, kurum çalışanlarının da bir STK mantığında kendi içlerinde güçlenerek bu dayanışma kültürünü dışarıya vermesi ve halka halka rekabette, evet rekabette markalar ayrışabilir ama dayanışma kültüründe markaların da birlikte STK'larla beraber kol kola ilerlediği bu kültürü Türkiye'nin bazına yerleştirebiliyor olmak. Biz bu anlamda da Teknolojide Kadın Derneği olarak deprem sırasında özellikle Tohum Otizm Vakfı, Down Sendromlar Derneği, HOP gibi kurumlarla hep kol kola çalıştık. Ve onların ihtiyacı varsa herhangi bir konuda sahadan onlara full destek verdik. Bizim de ihtiyacımız varsa onları önceliklendirdik. Böylece o blok zincir gibi birbirimize bağlandığımız çalışmalarda çok başarılı olduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. En büyük değerimiz markalarımız. Ben heyecanla şimdi sevgili Ceren Hanım'ı dinlemek istiyorum. OBSS'yi tekrar dinlemek istiyorum. Piyale Paşa BMW'yi tekrar dinlemek istiyorum. Bence bu dayanışma işte bu markalarımızın birlikte olan gücüyle oluşacak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ceren Hanım, Mastercard'ın önümüzdeki süreçte depremle ilgili yürüteceği çalışmalar nasıl olacak? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, seve seve. Ama çok önemli bir şey söyledi Zehra Hanım. Ben de altını tekrar çizmek isterim ve teşekkür ederim. Gerçekten bu dönem bütün dünya için birleşme dönemi. Rekabet her zaman olabilir ama artık ne bireylerin ne şirketlerin tek başına değil ama... Sesim gitti galiba, gördüm. Evet. Şirketlerin, bireylerin beraber toplum adına beraber hareket etmesi lazım. Gerçekten çok çok önemli. Ve gene Zehra Hanım söyledi, tamamen aynı fikirde düşünüyoruz. Networklerimizi bu işler için harekete geçirmeliyiz. Şimdi aslında bu da bizim tam olarak deprem bölgesi için orta ve uzun vadede yapacaklarımızın ana unsuru. Elbette kısa vadede, akut durumlarda maddi yardımlar, gönüllülük esası çok çok önemli. Ama yeterli değil, bunu biliyoruz. Sürdürülebilir fayda sağlamak için bunun biraz daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu anlamda da birey ve kurumların ve her paylaşımın yardım yapabilmesi için bir sistem getiriyoruz. Mastercard olarak aslında yaptığımız en önemli şeylerden biri bu. Bizim bir tane donation apisi dediğimiz apimiz var mesela. Bunu bütün dünyada çeşitli banka ve kurumlara entegre ettiğimiz için bugün İspanya'dan bir merchant diyeceğim, bir yerel marka Türkiye'deki depremzede yardım gönderebiliyor. 14 Şubat'ta hemen depremden neredeyse bir hafta kısa süre gibi bir hafta gibi bir süre sonrasında All We Wear grubu bunu yapabildi. Bizim de orta ve uzun vadedeki hedefimiz bu teknolojiyi yaygınlaştırarak aslında bütün paydaşlarımızın ve bireylerimizin aktif olarak yardımlarını yapabilmelerine olanak sağlamak, kolaylık sağlamak. Ayrıca gene yakında lansmanını yapabileceğimiz POS üzerinden, yani bunu aslında Mastercard olarak teknoloji sağlayıcı olarak yapıyoruz. Sadece kendi markamız için değil ama POS üzerinden, postlar üzerinden yardım yapmaya olanak sağlayacak gene teknolojimizi aslında sahaya sunuyor olacağız.
Biliyorum zamanımız zaten sınırlı. İki dakikamız Evet. kaldı. Sadece şunun altını çizmek isterim ve burada bence WeTech yani Teknolojide Kadın Derneği de çok önemli. Sürdürülebilir bir iyilik için teknoloji çok önemli. Teknoloji ne demek? Aslında hayatımızın kolaylaşması demek. Ve STEM alanında özellikle de kadınların getireceği katkıya gerçek canım. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ihtiyacımız var. Dolayısıyla WeTech'le beraber gene el ele bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Mastercard olarak aslında network'ümüzün en önemli parçalarından WeTech'le gene bir takım projeleri duyuruyor olacağız. Bu konuda da heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü vereyim. Teşekkürler. Halil Bey'e tekrardan son bir dakikamız kaldı. Söz vermek istiyorum. Biraz kalbimi gördünüz. Yukarıda solda bir kalp çıkardı. Evet. Bu arada da birkaç dakika esneyeceğiz. Tamam. OBSS'ye de bir söz hakkı kalsın. Evet. Depremin sanıyorum 7. veya 8. günüydü herhalde. Zehra beni aradı. Biz dedi Hatay'a gitmek istiyoruz. Gelir misin? Şimdi düşündüm. Allah'ım dedim. Şükürler olsun. Tekrar yardım etme ve destek olma için bana bir fırsat sunuldu. Tabii ki kabul ettim. Zehra ile birlikte çalışmanın, daha doğrusu Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte çalışmanın, evde de zaten kızım ve eşimle birlikte kadınlarlayım zaten hep. Özellikle koordinasyon açısından ve planlama açısından ne kadar doğru olduğunu ve yaptığımız işten de zevk almaya başladık. Yani gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve o ihtiyaç sahiplerine anında müdahale etmek, çok örnekleri var ama onları anlatmayayım ben, çok önemli bir şey. Onun dışında orada yaşadığım çok önemli bir şey var. Dağıtım yapıyoruz bir kamyondan böyle, planlı yapıyoruz her şeyi ama yetmiyor. Yani yaptığınız hiçbir şey yetmiyor maalesef. Orada bir depremzede şunu söyledi, hiçbir şey veremedik ona. Dedi ki siz bizim için geldiniz. Sizin gelmeniz yeterli dedi. Yani işte bu duygu çok önemli. Yani dolayısıyla ve Zehra da aynı şekilde şahit oldu o duruma. Yani daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Özellikle bölgede olduğunuz zaman anlıyorsunuz konuyu. Zehra bizzat bizimle birlikte geldi ve dağıtımın başında oldu. Beraber dağıttık, çok şeyler paylaştık. Özellikle Eriklikuyu köyünü çok iyi hatırlar, neler yaşadık. Samandağ'da, birçok Defne'de, birçok bölgede. Son olarak şunu söyleyeyim. Zehra'nın Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte yapmak istediği bu teknoloji kampüsü. Onun için ben de elimden geleni yapıyorum. Borusan Otomotiv ile de görüşüyoruz. Biz Piyalepaşa BMW olarak elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında özellikle bölgede otomobil kullanan insanlar çok stresli kullanıyorlar. Zaten zor bir durumdalar. Onunla ilgili Borusan Otomotiv Motorsport'ta sürüş eğitimi planlıyoruz. Onlarla görüşüyorum. İyilik ve yardımseverlik konusu yeter ki ihtiyaç sahibi de ulaşsın. İnsanlar yardım ediyor. Benim sosyal medyamdan veya arkadaşlarımdan arayan insanlar Almanya'dan, Hollanda'dan, başka yerlerden hep bir şeyler yapalım diyorlar. Yapılanları da Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte yaptıklarımızda gördükleri için her türlü imkanlarını seferber ediyorlar hem şahsi hem şirket olarak. Son olarak da ben otomobil yarışı yaptım. Yarışmaktan çok zevk alıyorum. Özellikle sporcular bilir, yarışmak çok zevkli bir şey. Sizi çok mutlu eder ama Zehra ile birlikte WeTech ile yaptığımız, Teknolojide Kadın Derneği ile yaptığımız çalışmada yani hem biz mutlu oluyoruz yapanlar hem de karşı taraf mutlu oluyor. Yani bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de OBSS Teknoloji adına birkaç cümle ifade edeyim. Biz OBSS Teknoloji olarak 850'den fazla yazılımcıyı aslında kendi içimizde barındırıyoruz. Dolayısıyla demin bahsettiğim gibi staj programlarımız var. Öğrencilere dokunuyorduk. Bu sene farklı bir uygulama daha yapıyoruz. Zehra Hanım'ın sadece madde olarak değil, insan kaynağı anlamında da yazılım ekosistemini desteklemek anlamında da her zaman yanındayız. Ve şu anda bu anlamda belirlediğimiz tek yerde Teknolojide Kadın Derneği, onunla olacak tüm projelerde son derece arkasında durarak, beraber el ele tutuşarak ilerliyor olacağız.
İçerideki yazılımcı arkadaşlarımız da eğitimler konusunda son derece istekli. Amacımız o bölgedeki gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, zaten Teknolojide Kadın Derneği'nin temeli kadınlarımızdı. Ellerinden tutup teknoloji okulu yazarlığıyla alakalı en azından beraber bilinçlendiriyor olmak. Bu oluşumun içerisinde olduğumuz için de son derece gurur duyuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum hepinizin önünde Zehra Hanım'a. Çok teşekkür ederiz Süheyda Hanım, sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Teknolojide Kadın Derneği olarak böyle bir panelde sizlerle yer almaktan çok mutluyuz. Pazarlama Türkiye Zirvesi ekibine bu organizasyonu düzenledikleri için yeniden teşekkür etmek istiyorum. Dernek olarak buradan da bütün kadınlarımıza teknoloji sektöründe meslek edinmeleri çağrısını yapıyoruz. Hangi sektörde veya alanda olursa olsunlar mutlaka teknoloji okuryazarı olmaları gerektiğini söylemek istiyoruz. Bu noktada derneğimizin sağladığı ücretsiz eğitimleri sosyal medya ve diğer tüm iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Hangi yaşta olursanız olun teknolojiyi öğrenmenin yaşının olmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki tüm katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Her birinize çok değerli bir paneli oturumu birlikte gerçekleştirdik. Sayın Sühendan Işık, çok teşekkür ederiz değerli moderasyonunuz için. Konuklarımız sevgili Zehra Öney, değerli Halil Öztürk ve değerli Ceren Türkbenkaya. Çok çok efendim memnun olduk sizleri bu ekranda görmekten. Ve yaptığınız çalışmalar çok kıymetli bizim için. Bütün bu anlattıklarınızı, bütün bu çalışmalarımızı kalbimizle aldık, kalbimizle karşıladık ve çok çok teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına, dünya adına, insanlık adına yaptığınız tüm çalışmalar için gönülden teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz.